Şöyle içeri gir. İçeri şöyle. Heh. Oy Gönül abla, kekler de geldi. Kolay gelsin çocuklar. Bu hengamede aç kalmayın istedim de. Çok güzel olacak burası Servet, çok güzel olacak. Hayat bulacak, hayat. İnşallah. Delikanlı, el atsana abine. Ama bu duvarları boş bırakmayın. Benim evde harika bir şeyim var, yağlı boya tablom var. Getiririm, hemen getiririm. Hediyem olsun. Biz aldık oraları için bir şeyler. Şey, masanı bak buraya koy. Işık alır, için açılır. Koy öyle, bırak, bırak. Al. Gündüm. Ben açtım, Allah Allah. Çok güzel, ellerine sağlık. Servetim, sen yemeyecek misin? Tam anne kökü vallahi. İstemiyorum. Ay, eline sağlık Gönül abla. Ev keki işte. Siz böyle yapabiliyor musunuz? Aa, bu kadar da fazla artık. Güzel güzel konuşuyorduk. Ne oldu? Ya ben bunca yıllık pastacıyım. Bana tarif öğretiyorsun. Ayıptır. Saadet, biz seninle ne konuştuk kızım? Usta bırak, tamam. Biz anlaştık, tamamdır iş. Vallahi ben size böyle anlaşmadım. Ayıptır böyle ya. Bundan sonra muhatabım benim işte. Kalsın. Çalışmıyorum ben sizinle. Bunlara da hiçbir şey söylenmiyor. Sanırsın ki hakaret ettim. Senin hakaret etmekle ilgili kafanda bir şey var mı Saadet? Bu kovaladığın kaçıncı pastacı? Abla ben düzel... Sen düzeltmiyorsun, bozuyorsun Saadet. Kaç gündür yaptığına bak ya. Ama abla ben en iyisi olsun diye uğraşıyorum o yüzden. Ama beceremiyorsun. Olanı da bozuyorsun. Sen kim? Adama işini öğretmek kim Allah aşkına? Ama abla gerçekten kırıcı oluyorsun. O zaman davranışlarına dikkat et. Senin kadar yetenekli olmadığım için kusura bakma abla. Ama maalesef dünyada herkes eşit yaratılmıyor. Hadi hadi yeter ama çocuklar. Bir bakın streslisiniz. Böyle zamanda kalp kırmayın. Sen onu ablama söyle Gönül abla. Büyünüz olarak el koyuyorum. Hadi öpüşüyorsunuz, öpüşüyorsunuz, barışıyorsunuz. Gönül abla, Gönül hanım. Siz bizim annemiz değilsiniz. Bizi kiracınız olarak görün yeter. Annemiz gibi davranmayın. Karışmayın bize. Merhaba, hoş geldin. Bedir, bak eğer kızmayacaksan sana bir şey söyleyeceğim. Biri seni görmek istiyor. Selam Bedir. Lan ne işi var bunun burada? Aman dur, sakin ol, kızma. Öfke iyi bir şey değildir. Yaraların acıyacak sonra. Gel otur Allah aşkına, tamam. Ne saçmalıyorsun Tibet? Ya hani özür dileyecektin? Biri özür dileyecek. Bekle. Tamam, yürü gidiyoruz. Ben hiçbir yere gitmiyorum aşkım. Sence ben bu kadarcık şey için buraya gelmiş olabilir miyim? Tabii ki hayır. Bedir, ya özür dilerim. Valla özür dileyecek zannettim ben. Ne? Al şunu. Dedim ki... Bu Bedir niye polise gitmiyor? Hayır niye yani? Gerçekten merak ettim. Ufak bir araştırma yapayım dedim. O da ne? Hayatım ben dışarıda arabadayım. Sizin konuşmanız bitince gelirsin. Ben seni eve bırakırım. Geçmiş olsun. Bedir. Doğru mu bu? Seni ilgilendirmez. Nasıl ya? Bedir koca da 12 Mart 2008'de öldü. Doğru mu diyorum? Gerçekte kimsin sen? Niye aramıza girdin? Amacın ne? Bir amacım yok.
ne saklıyorsun sen bizden? Seni ilgilendirmeyen şeylerdi belki Sevda. Hiç bu tarafından düşündün mü? Beni ilgilendirmiyor değil mi? Ya sen şurada öyle yatarken benim ne kadar canım acıdı sen biliyor musun? Sanki bana vurmuşlar gibi. Yeter! Herkes gerçekten nasıl biri olduğunu öğrendiğinde çok üzülecek, tamam mı? Ona üzülüyorum bir tek. Yazık. Merhaba. Dosyayı sen almışsın. Biliyor muydun benim aldığımı? Biliyordum. Niye bir şey söylemedin? Geri getirecektin nasıl olsa. Neden aldın? Merakımda. Giderdin mi merakına? Doğru mu o dosyada yazan? Doğru ki yazmışlar. Bakalım. Bana o gün bunların hiçbirini anlatmadın. Sorguda. Yani yaptığı bütün şerefsizlikleri anlattın. Beni kızdıracak her şeyi anlattın ama... Ama ne? Adı Yusuf Dündar. Annesi ölüm 11 Nisan 1990. Babası ölüm 28 Kasım 1992. Her anası babası ölen hırsız mı oluyor? Bekle. Sen de bana o gün öyle okuyordun. Sorguda. Hatırladın mı? Şikayetçi ifadesinde sahibi olduğu manav dükkanından çilek çalarken yakaladığı zanlının, zanlı 9 yaşında anası babası yok. Bir avuç çilek çalmış sadece. Canı çilek çekmiş işte. Isa evine göndermişler. Çalmasaymış. Çalmasaymış kardeşim. Her canı çilek çeken hırsızlık mı yapacak? Ya sen çocukken hiçbir şey çalmadın mı? Çocuk işte. Sırf bir anası babası bir sahip çıkanı yok diye tutup atmışlar bir deliye. Sen hala seviyorsun değil mi herifi? Ha? Seviyor musun? Sana ne? Al getirdim işte dosyanı. Tutuklayacak mısın? Ne yapacaksan yap. Ben bunu demedim. Ben diyorum ama. Polissin, işini yap. Sana ne benim gibi sevip sevmediğimden? Ha? Sana ne? Saadet. Ne oluyor bunlara ya? Saadet!
çilek için ya. Ne dedin kızım? Ne oldu sana? Bunca şeyi bir çilek yüzünden yaşamışız. Bir çilek yüzünden. Ya Canan çilek mi istedi? Hayır baba ya. Ne oldu kızım? Bir çilek için ağlanır mı ya? Gider alırım. Baba beni yalnız bırakır mısın lütfen? Tamam. Seni yalnız bırakayım. Ben de gidip sana çilek alayım. Sepet çileği. Baba tamam. Çık lütfen. Tamam. İyi hallettik ha? Ay evet ya. Sağ ol. Şöyle koyalım onu da. Ekolleri açıyorum o yok, zaman. Yok yok. Hiçbir şey açma. Aman hiçbir şey açma. Niye? Yılmaz sağ ol. Yani gerçekten güzel boyamışsın ama benim düşüncem şu karşılıklı iki duvarı farklı renkte boyamaktı. Yani konsept açısından. O yüzden açarsak şimdi boya olur bunlar da. İyi. Boyarız. Boya. Ne yapalım o zaman? Bunları ortaya toplayalım ha? Toplayalım hadi. Tamam. Hadi. Bırak 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 bırak. Ya Servet bırak, zaten terlemişsin. He? Gel bakayım. Gel. Ha? Bazen oluyor böyle. Ya ben neden olduğunu biliyorum. Nasıl biliyorsun? Doktorunla konuştum da. Şey olmuşsun. Yani he? Menopoza girmişsin. Ben bilmiyordum konuştuğunuzu. Ya bak. Görüyor musun? Yine bana söylemedin. Hiç izin vermiyorsun sana destek olmama, yardım etmeme. Yardım edebileceğim bir şey değil zaten. Nereden biliyorsun? He? Nereden biliyorsun? Oh, oh benim inatçı karım. Aa, bak. Ne dersen de hala karımsın benim, ona göre. Ya bir yol versen, bir önümü açsan. Senin için neler yapabileceklerimi göreceksin de. Ya senin kaşının teli kırışsa ben kederimden ölürüm, ölürüm. Biliyorum. Neyse, sen de çok yoruldun bugün. İstersen gel hep beraber yemek yiyelim biz de, ha? Ne dersin? Ya gelmez miyim? Gelmez miyim? Gelirim tabii. Çiçek ekmek alacağız ona göre. Olur, olur. Durdum, dur. O ne? Ha? Terler, terler, boncuk boncuk terlemiş. Bakalım şu saçların arasında her yerde. Ekmeklerimizi de parçalayalım, bölelim. Ta 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 ta. Buyurun. Baba bu ne? Kızımın canı çilek istemiş, gittim aldım. Bak Saadet. Sağ ol baba. Yuh baba, abartsaymışsın. Bu ne? Hepimize yesin diye aldım işte. Kalabalığız biz. Bak şimdiden bitiyor. Tamam, al bakalım canım. Al bunu götür Sofya. Ağır, ben götüremiyorum. Yıkandın mı bundan? Tamam, dolmalarımı kırdım. Yalım güzelce çilek. Topraklı olur. Servet, sizin dükkan nasıl gidiyor? İlk başta burası adam olmaz dedik ama şimdi gayet iyi gidiyor. Yarın teşrif edersin artık baba, ha? Bakalım, kısmet. Bu arada kızlar, ablanız ofise iki tane masa koydu. Haberiniz olsun, biriniz açıkta kaldınız ona göre. Masalardan biri bana, biri de Bedir'in. İkisi de açıkta kaldı. Abla Bedir ne zaman dönüyor? Bilmiyorum, yemekten sonra telefon edeceğim. Abla, ya benim size Bedir'le ilgili bir şey söylemem lazım. Ne gibi? Ben Bedir'le ilgili bir şey öğrendim. Ne öğrendin kızım? Ben bakarım enişte. Bedir? Servet ablamla konuşmaya geldim. Söyleyecek misin gerçekleri? Söyleyeceğim. Sen boşuna yorma kendini. Bizzat benim ağzımdan duysun.
Sonra da gideceğim. Nereye gideceksin? Sizden uzaklara bir yere. Çıkacağım hayatımızdan. Sen haklıydın Sevda. Siz bana evinizi açtınız. Bense sizden hayatımı gizledim. Yine her şeyi anlatamam belki ama... Neyse, müsaadenle gidelim. Gitme. Gitme işte. Servet abla durumu öğrenince istemez. Öğrenmez o zaman. Ben hiçbir şey söylemem. Sen de söyleme. Emin misin? Eminim. Ama bana anlat. Gerçekleri ben bileyim, aramızda kalsın. Tamam Sevda. Bugün değil ama belki bir gün anlatırım. Kimmiş gelen Sevda? Merhaba, iyi akşamlar. Bedir, hoş geldin. Hoş bulduk abla, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, iyi akşamlar herkese. Nasılsın Bedir? Hoş geldin delikanlı. Hoş geldin Bedir evladım. Hoş bulduk Muzaffer amca. Yüzüne ne oldu senin? Ya abla, önemli bir şey değil. Çarptım bir yerlere. Sevda, Bedir'le ilgili bir şey söyleyeceğim deyince... Ben şey, Bedir'le konuşmuştum bugün. Geleceğini biliyordum, onu söyleyecektim. İşte gel, hadi Bedir. Hadi gel. Ben gitmiyorum baba. İyi görünüyorsun, iyi görünüyorsun. Sağ ol abi, hayır. Sen yokken biz bütün işleri hallettik. Cezalısın. Herkesten fazla çalışacaksın. Sen nasıl istersen Servet ablam. Ne zaman yapıyoruz açılışı? İlk müşteriyi bulunca. Hadi alın tabaklarını. O kadın neydi? Gönül abla vardı ya, Gönül abla. İlk müşteriniz ben olacağım deyip duruyor ona göre. O kim? Dükkan sahibi. Çok hoş bir kadın. Yani böyle deli dolu biri. Gerçi bugün ablamın hışmına uğramış ama olsun. Kovmadı bizi. Kız, ben senin yerine oturdum ha? Yok eniştem. Ben zaten aç değilim. Şey, ben sizin izninizi isteyebilir miyim? Bir şey yemeyecek misin kızım? Yok, yemeyeceğim baba. Ya çilek ye, çilek aldım o kadar. İstemedim baba. Hadi afiyet olsun. Hadi, hadi, iyi geceler. İyi geceler. Saadet. Saadet canım. Asma suratını ne olur. Ben biliyorum, pastacı yüzünden böyle oldu. Yok abla, pastacıdan değil. Hadi hadi. Ben bilmez miyim kardeşimi? Ya kusura bakma, ben sinirlendim bugün. Yarın hallederiz, sen hiç merak etme. En iyi pastacıyı bulacağız. Söz sana. Tamam abla. İyi geceler. İyi geceler abla. Thank you.
işine yürüdü. Sen de bırakıyorsun. Sağ ol baba. Hadi çıkın siz. Geç kalıyorsunuz. Hadi. Geleceğim ben de biraz. Bak geç kalma ha. Yat dolapta çabuk gidin. Tamam tamam hadi bay bay. Gidin siz. Ya canım nereye onlar alayım mı? Şuraya götürün. Bir şeyler ayarlayalım mı? Tost tost bir şey yap galiba. Abla, bunları unutmuşuz ha. Ay. Çok güzel oldu ya burası. Beydi ama ya. Ben çekeceğim baba, selfie çekeceğim. Selfie. Yaklaş sen. Öz çekeyim. Tamamdır. Bu anda olumsuzleştirerek. Ay. Oh be. Ben geldim. Kız nerede kaldın sen? Neredesin be kızım? Yetiştim değil mi kutlama saatine? Yetiştim, yetiştim. Ne getirdin bize? Ne o? Bakayım. Ya dur. Ya sen de dikkatli. Hediyem getirdim bize. Ha. Harika görünüyor. Kim yaptı bunu? Ben yaptım baba. Ha, aferin kız. Beğendin mi abla? Beğenmez olur muyum? Harika görünüyor. O zaman ben tabakları getiriyorum. Hadi koş. Ya benim marifetli baldızıma bak. Nasıl yaptın kız bunları? Evet eniştem. Abla beğendin mi? Beğendim tabii ki canım. Sağ ol. Geldim bunları getirdim. Mum da getirdim. Mum da getirdim. Bak bakalım bunları delikanlı. Hadi ya. Ay onu unutamayacağım bir gün oldu benim için. Hadi bakalım, yiyeceksin güzelce nefesini al. Ya, hep birlikte yapalım, hep birlikte. Hayır. Bugün Servet Durmaz'ın günü. Sen üfleyeceksin. Evet abi. Hadi. Haydi. Abla, vallahi senin yüzünden kilo alacağım ha. Baba, sadece meyvelerini ye. Sizin de gözünüz benim lokmalarımda. Az ye baba, az ye. Yemiyorum. Saadet abla çok güzel olmuş, ellerine sağlık. Sağ ol Bedircan. Saadet bu ne ya? Nasıl başardın? Ya beğendiniz değil mi gerçekten? Yoksa ben üzülmeyeyim mi diye böyle diyorsunuz? Çok beğendik. Ya öyle ki pastacı aramamıza gerek kalmadı. Düğün pastalarını sen yapacaksın. Abla, ciddi misin? Kızım benim böyle durumlarda hiç şaka yaptığımı gördün mü? Görmedim. Canım ablacığım. Canım. Ay canım teşekkür ederim. Sevda duydun mu? Düğün pastalarını ben yapacağım. Vallahi bütün pastalarını yerim ben ablacığım. Ellerine sağlık. Servet abla bir şey soracağım. Buranın ismi ne olacak? Evet abla ya. Ne olacak ismi? Onu hallederiz de. Benim bir yere uğramam lazım. Nereye yine? Burada bir kişi eksiyiz. Geleceğim ben. Hadi görüşürüz. Ben biliyorum onun nereye gittiğini. Hı-hı.
canım. Merhaba. Ay, Gönül Hanım'ın nerede oturduğunu biliyor musun? İşte burası. Teşekkür ederim. Ama öldü. Anlamadım. Gönül teyze diyorum. Dün gece öldü. Nasıl olur? Daha dün. Allah Allah. Pardon, ben Gönül Hanım'a bakmıştım ama... Siz yeni kiracı mısınız? Evet. Ben de komşusuyum. Diyorum da orada hastaydı zaten. Günleri sayılıydı. Peki ailesi, çoluğu çocuğu var mı? Bir bas sağlığı dilesem. Gönül ablanın mahalleliden başka kimsesi yoktu. Yıllar önce kızıyla kocasını trafik kazasında kaybetti. O günden sonra iflah olmadı. Demek Gönül böyle deli gönül oldu. Son nefesinde yanındaydık. Siz Servet Hanım mısınız? Evet. Size bunu vermemi istedi. İyi günler. Sağ ol. Servet kızım, artık öldüğüme göre sana kızım diyebilirim. Engel olamazsın ne de olsa. Ha hayt! Siz çok güzel çocuklarsınız. Benim kızım da güzeldi, üzülecek bir şey yok. Kavuşuyorum onlara. Senden bir şey isteyeceğim. İlk müşterin ben olacağım demiştim ya, al sana koskocaman bir düğün. Kocasıyla kızına kavuşan deli gönülün düğünü. Helva dağıtma. Koskocaman bir pasta yap. Onu dağıt. Düğün ne de olsa benim düğünüm de böyle işte. Deli gönülün hikayesi bu kadar. Herkesin bir hikayesi var. Herkesin hikayesi ama acı ama tatlı. Ha. Bu arada bebeğe iyi bak. Anladım tabii, şak diye anladım kız. Menopozmuş. Ha hayt. Anası gibi güzel mi olur? Babası gibi yakışıklı mı? Bakalım artık. Bedir, dikkat et, düşme oradan. Hadi abla ya. Evet abla ya, çatlatırsın insan, hadi. Ya hadi bakalım, hadi. Deli oğlan, hadi. Açıyorum Servet ablam. Açabilirsin Bedir. Hadi Bedircan. Servet, sen gördüğüm en harika kadınsın. Ben var ya, ben 1000 yıl daha yaşasam senin gibi birini daha bulamam. Abartma. İsmi bizimle beraber yaşar diye düşündüm. Yani ne denilebilir ki? Thank you.
Servet, bizi bir kere daha düşünsen, ha? Olmaz mı? Ne olur? Ben seni çok seviyorum. Sadece hayırlı olsun demeye geldim Muzaffer amca. Başka bir niyetim yok. Yeni işin hayırlı olsun Servet. Her zaman senin başarılı olmanı isterim. Bunu biliyorsun. Söyleyeceklerim bittiyse gidebilirsin. Yılmaz'ı neden bırakmıyorsun Servet? Onu sevdiğini söyleyemezsin değil mi? Sevmek. Sevmek. Sadece senin bildiğin gibi bencilce bir şey öyle değil mi Ali? Etrafındakileri ihanet edecek kadar gözün kararmadıysa sevmiş sayılmazsın. Sen bu duyguyu anlayamazsın. Hiçbir zaman böyle sevmedin Yılmaz'ı. Git buradan. Yılmaz'ı affedecek misin? Git buradan dedim sana. Yılmaz'ı affedecek misin dedim. Bağırma, herkes içeride. Affedeceksin. Seni tanıyorum Servet. Affedeceksin. Sırf gururundan, sırf inadından. Defol buradan. Defol dedim sana. Bir daha da karşımıza çıkma. Babanlar bilmiyor değil mi? Kes sesini. Acaba bilseler izin verirler mi etrafında olmasına? Kes sesini. Yılmaz'ın benimle birlikte olduğunu bilseler affederler mi Yılmaz'ı?